Arkadaşlar merhaba. Genel'in bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi çeyrekte de kısalmış. Bu iyi tabi. Net işletme sermayesi ihtiyacı yok. Net borç çeyreklikte 993 milyon artarak 778 milyon net borca dönüşmüş. Borç artmış arkadaşlar. Nakit akışları olumluya evrilmiş. Rutin dışına çıkan bir yatırım yok arkadaşlar. Stoklar 60,85 oranında artmış. Bu net borcun sebebi olabilir. Gidip araştırın arkadaşlar. Ayrıntıya ben bakmadım. Yani siz bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etkinliklere baktıktan sonra faaliyetlere bakalım. Arkadaşlar çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Bakalım ne yapmış ne yapmamış. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %40,99 artarken şu anda 19,52 artmış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Eksi 17,38. Dolayısıyla arkadaşlar bu geçen senekinden kötü ama bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen sene bu 10,91'miş. Şu anda 15,57. Bir önceki çeyrek 15,32'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten de hafif olumlu olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar üretmiş? Bu geçen sene %14,39'muş. Şu anda 14,78. Bir önceki çeyrek 11 olmuş. Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen senekinden de iyi. Bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Gelelim öz kaynak tarafına arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %120,80 oranında hasılat yaparken şu anda %38,85 yapmış. Bir önceki çeyrek 33,61'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden oldukça geride, bir önceki çeyrekten de hafif toparlanma olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar üretmiş? Bu geçen sene %13,17'ymiş. Şu anda 6,05. Bir önceki çeyrek 5,15'miş. Dolayısıyla geçen senekinden oldukça kötü. Bir önceki çeyrekten de hafif iyi olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar üretmiş? Bu geçen sene %17,38'miş. Şu anda 5,74. Bir önceki çeyrek 3,73'müş. Yine burada da geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif iyi olmuş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakarsak arkadaşlar, geçen yıl bu zamanlar %16,74 büyürken şu anda %4,57 büyümüş. Bir önceki çeyrek de 0,52'ymiş. Bu da arkadaşlar geçen seneki de kötü, bir öncekinden hafif iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar 2022'ye 9'da %68 büyümüş. Sonra yıl sonunda 132 olmuş. Oradan 131'e, oradan da 80'e düşmüş. Son 3 çeyrektir düşüş eğilimi devam ediyor arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük dip noktası 12 olmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %175 giderken fiyat %450 giderek yaklaşık 2,5 katı kadar bir fiyat hareketi oluşmuş arkadaşlar. Halka açıklık oranı 23, piyasa 5 yılda gördüğü en düşük piyasa değeri defterinde 3,15, şu anda 7'de arkadaşlar, 2 katı. FK 21,42, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de arkadaşlar 14,85 olmuş. Zirvesi 67'ymiş, zaten zirvesinde şu anda arkadaşlar işlem görüyor. Defter değerimiz 8,97'ymiş. Bu fiyata ne kadar sürede ulaşır %80 büyümeyene? 3,40 yıl. Yani 41 ay sonra arkadaşlar bu böyle giderse bu defter değeriniz öz kaynağı yakalayacak arkadaşlar. Bu süre sizin için ne kadar uzundur, kısadır bilmiyorum. Tabii rakamlar değişirse bu oran da değişecek arkadaşlar. Getiri kıyaslaması yapalım. Defter değerimiz 8,97 idi. Bunu yüzde büyümeyle çoğaltırsak %80,31 oranında bir yıl sonra bize arkadaşlar öz kaynağın ortağı olarak 7 lira 20 kuruş bize bir kazanç verecek öz kaynaktan dolayı. Peki fiyatımız ne arkadaşlar? 66 lira 60 kuruş. Bunu faize yatırırsanız
26 lira yine herhangi bir duran varlık alırsak da 26 lira kazancımız olacak. Dolayısıyla arkadaşlar alternatif getiri şirket getirisinin yaklaşık olarak 7 kere 321 3,5 katı kadar bir şey oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da alternatif getiri yenememiş yatırım kararı doğru olmaz o zaman değil mi? Hangisi çok kazanıyorsa oraya yatırmalıyız. Peki bunun bu 80 yani 7.20'nin bu faiz ve enflasyonu yenmesi için arkadaşlar şu öz kaynak büyümesinin 80'in çok üstüne çıkması lazım. Birinci koşul bu. İkinci koşul bu sabit kalır ama enflasyon ve faiz düşer. Ama biz faiz düştü ama enflasyon düşeceğine pek ihtimal vermiyoruz. Zaten enflasyon da yukarı doğru gidiyor. Bu ikinci olasılık ortadan kalkıyor. Üçüncü bir olasılık var arkadaşlar. Üçüncü olasılık da şu. Bu fiyat geriye gelirse arkadaşlar bu fiyattan dolayı kazandığımız faiz ve enflasyon getirisi şirketin getirisinin altına iner. Şimdi ya öz kaynaklarını çoğaltacak ya fiyat düşecek arkadaşlar. Bu ikisinden birisi olacak. İşte biz bilançoda ne yaptık arkadaşlar? Bir fotoğraf çektik. Arkadaşlar bu bilanço geçmişi gösteriyor. Gelecekte ne olacağını sizin öngörünüz belirleyecek. Siz bu şirketin öz kaynak büyümesini ne bekliyorsunuz? Gelecekte faizi ne bekliyorsunuz? Gelecekte enflasyonu ne bekliyorsunuz? İşte bütün bunlar şirketin alternatif yatırım aracıyla kıyasladığınız zaman nerede olacağını ve size ne kadar kazandıracağınızı sağlayacak arkadaşlar. Şu anki performansıyla her ne kadar çeyreksel bazda bazı ilerlemeler olsa da ancak enflasyonun ve faizin çok gerisinde bir getiriye sahip olduğu için arkadaşlar burada bu ise yatırım yapmak bu büyümeyle sıkıntı oluşur arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle bir problem var arkadaşlar. Defter değeri büyüme fiyat ilişkisinde bir kopukluk var arkadaşlar. Bunun bir düzene gelmesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu %80 her ne kadar büyük bir büyüme de olsa ancak faizin ve enflasyonun gerisinde kaldığı için doğru bir yatırım kararı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha peki fiyat ne olur? Vallahi arkadaşlar biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat buradan 66 liradan 600 liraya gidebilir, 5 liraya düşebilir. Bizim bunu bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Zaten bununla da ilgilenmiyoruz. Biz yatırımcı olarak ne yaparsınız arkadaşlar? Yatırırsınız. Fiyat alıp satmak traderlerin işi. Maharetli, becerebilen adamların işi. Bizim gibi küçük yatırımcı bunu beceremez arkadaşlar. Ne zaman bulaştıysak da elimizi yüzümüze bulaştırmışızdır. Dolayısıyla orta uzun vadeli yatırımcı olarak bu değerler, bu fiyat uygun gözükmüyor arkadaşlar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ancak videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da arkadaşlar sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.